Action. Bu içeriği son ile video çekmenin ikinci bölümü olarak da algılamanızı rica ediyorum. Bugün size ne gibi cihazlar kullanarak hangi ayarlarda bu içerikleri ürettiğimi hem anlatayım hem göstereyim dedim. Ne dersiniz? Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalı yeniyseniz burada fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili sade, anlaşılır bir dilde ve bol görsel örneklemeli içerikler üretiyorum. Son zamanlarda da gelen talepler üzerine video çekmek ile ilgili içerikler de üretmeye başladım. Bunlar beni ilgilendiren içerikler diyorsanız abone olmakla bu içeriklerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardım etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi gelelim kullandığım cihazlara. İç mekan ışıklandırması için 2 adet Godox marka LED P260 3300 ile 5600 Kelvin arasında değişebilen ve ışık gücünü %10 ile %100 arasına değiştirebildiğiniz iki tane LED lamba kullanıyorum. 45 derecelik bir açıyla ve ışığın size dönük olması aydınlık ve gölgesiz bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Denemeler neticesinde bunların ayarlarını 4000 Kelvin ve %100 Güç olarak kullanıyorum. Bu ayarların bana en uygun ayarlar olduğuna karar verdim. Görüntü kalitesinden belki de daha önemli olan ses kalitesi için 3 tane mikrofon kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Rode NT-USB Mini, Rode Video Micro ve Takstar SGC 598. Kayıtlarımı mutlaka iki ayrı mikrofonla yapıyorum. Bir tanesini USB NT Mini direkt bilgisayara bağlıyorum ve Oda City adlı program ile kayıt yapıyorum. Diğerini de direkt çekim yapmakta olduğum kameraya. Böylelikle iki ses kaydı beni olası hatalardan ya da olası tehlikelerden korumuş oluyor. Rode Video Mikro'yu genellikle dış çekimlerde kullanmayı tercih ediyorum. Hafif olması ve ses kalitesini o hafifliğine karşılık gayet güzel vermesi neticesiyle. Yerine göre kullandığım iki adet KF Concept marka tripodum var. Bir tanesi alüminyum, diğeri karbon fiber alaşımlı. Onun haricinde Manfrotto'nun iki tane masaüstü mini tripodu var. İkisi de biraz farklı boylarda. Bir adet Last Voice mikrofon boom kolu kullanıyorum ve iki adet de ışık standı. Kayıtlarımda durma göre 3 tane farklı lens kullanıyorum. Bir tanesi XF 35mm F2, diğeri XF 16mm F1.4, üçüncüsü de XF 16-80 F4. Video kayıtlarımı Fuji filmin 2 adet kamerasını kullanıyorum. Bunlar XT4 ve XS10 ve örnekleme için yaptığım film benzetimleri dışında mutlaka manuel odaklama, F-Log, 4K 24 FPS, H264, MOV çekim, Long Bob kayıt ayarı, 48 enstantane, F4 diyafram açıklığı ve F-Log'taki en minimum ISO olan 640 ISO ile kayıtlarımı gerçekleştiriyorum. Beyaz dengesini ise 4000 Kelvin'e ayarlıyorum. Şimdi işin karışık ama mutlaka bilinmesi gereken beyaz dengenin aslında ne anlama geldiği konusunda biraz derinleme dalalım. Takip etmeye çalışın lütfen. Işık demek ışık renginin ısısı demektir. Bunun ölçüsü işin içinde ısı olduğu için ısı ölçer ya da termometrenin mucidi olan bilim insanının adıyla anılır. Yani kelvin. Biraz daha detaylara girelim. Işığın rengi ya da rengin ısısı 2300 ile 10000 kelvin arasındadır. Renk ısısının beyaz noktası ise 5500 kelvindedir. Bu rakam küçüldükçe turuncuya, büyüdükçe maviye dönüşür. Bulunduğunuz ortam 5500 Kelvin ise elimdeki bu beyaz kağıdı tamamen beyaz görmeniz gerekiyor. Ama ortamınız 4000 Kelvin ve kamera ayarınız hala 5500'de duruyorsa kağıdı daha sarımsı göreceksiniz. 3000, 2500, 3000 Kelvin'lere düştükçe daha da turuncuya dönüşecektir. Bunun tam aksi 7-8 binlere doğru çıktıkça daha da mavileşecek. 10 binde ise iyice mavi bir kağıt olarak göreceksiniz. Kısaca 3000 kelvinlik ışık ortamınıza makinenizin ayarında 3000 kelvine ayarlamakla ne yapmış oluyorsunuz? Kağıdın beyazlığını geri getirmiş oluyorsunuz. Ve bundan dolayı da bu ayara beyaz dengesi deniyor. E bu bilgilerin fotoğraf çekerken de geçerli olduğunu söylememe herhalde gerek yoktur. Yanlış bir Kelvin değerini düzeltme mantığı biraz diyaframda olduğu gibi ters olarak işler. 5500'deki Kelvin'inizi eğer ısıtmak istiyorsanız bu sefer turuncu olan bölgeniz mavileşeceği için yukarı doğru çıkartacaksınız. Yani sayıları artıra artıracaksınız ki ısınsın. Hayır. Daha soğuk ortama çekmek istiyorsanız renginiz o zaman da aşağı doğru çekeceksiniz. Kelvin sayısı düşecektir. Benim şu anda yaptığım ayarda ışıklarım 4000 Kelvin'e, kameranın ayarı da 4000 Kelvin'e ayarlı olduğu için elimdeki kağıdı normal şartlarda beyaz görmeniz gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gelin biraz da dışarıda bir göz atalım bu anlattıklarımı. Fuji film kameranızın 2500 ile 10000 Kelvin arasında değişebilen değerlere sahip. Telafi mantığı ana renk mantığının tersine işlediğine göre çekeceğimiz ortamın renk ısısını artırmak için kelbirini artırmalısınız. Azaltmak için de azaltmalısınız. Böylelikle beyaz dengesini korumuş ve renk doğruluğunu sağlamış olursunuz. Aynen gördüğünüz gibi. Ne demiştik? Dış çekimlerde ayar gün ışığına getirirsek sonradan kolayca düzeltebileceğimiz sabit bir renk ısısı ile çekimi kurtarmış oluruz. Ancak ten rengi doğruluğu gibi hata kabul etmeyen durumlarda ne yapmalıyız? Kameradan yardım almalıyız. Bunun için yanımıza bir beyaz kağıt bulundurup beyaz dengesi menüsünden 3 kişisel ayarlardan bir tanesini seçip en doğru ayarın kameranın yapmasını istemeliyiz. Buraya bir kere getirdiğiniz zaman deklanşörünüze basmanız yeni ayarınızı ayarlamanıza okey deyin. Beyaz dengesini ayarlamış vaziyette. Böylece kamera bize o ışık ortamının en doğru ısısını ölçerek beyaz dengesinin ayarını bizim için en doğru biçimde yapmış olur. Ve renk doğruluğu ortam renk ısısına göre en doğru biçimde yapılmış olur. Nasıl gördünüz değil mi? Fotoğraf çekerken daha sonra özellikle de bir programda işliyor iseniz beyaz dengesini düzeltmek çok da önemli değil. Yani dolayısıyla yanlış bir beyaz dengesinde de fotoğraf çekersiniz görsel olarak tek kareyi nasıl olsa düzeltmek dert değil. Ama siz JPEG çekiyor ve hiçbir düzeltme yapmadan da o fotoğrafları kullanıyor iseniz ve özellikle de portre çekimlerinizde bu beyaz dengesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa ten rengini bir türlü tutturamazsınız. Size bir sözüm daha vardı bir önceki içeriğimden. O da film benzetimlerinde uyguladığım ufak tefek ince ayarlar. Hadi onlara da bir göz atalım. Size söz verdiğim gibi film benzetim ayarlarında bazı ince ayarlar yapacağız. Önce Provia'dan başlayacağız. Yani standarttan başlayacağız. Ve yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Ta ki rengi burada sadece bir eksi bire getireceğim. Ve bu şekilde bir çekim yapacağız. Provia ya, renk eksi bir. İkinci ayarımız Astia'da olacaktır. Asya'ya uygulayacağımız yegane şey rengine çok dokunmaksızın ton eğrisine geleceğiz. Artı yarım parlak alan, artı yarım gölgeler ilave ederek burada da bir çekim denemesi yapacağız. Asya, artı yarım parlak alan, artı yarım gölge. Sonraki ayarımız klasik krom olacaktır. Klasik kromda düzeltmemiz gereken enteresan yerler var. Klasik kromun bildiğiniz gibi kontrastlı, yüksek bir profil olduğu için burada bunu eksi bir parlak alan ve eksi bir gölgelerle beraber ben rengi de eksi bire getirerek daha güzel bir ten rengi yakaladığını düşünüyorum. Bunda da bir kayıt denemesi yapalım. Klasik Chrome eksi bir parlak alan, eksi bir gölge, eksi bir renk. En sonda Eterna'daki kendi ayarlarımı göstereceğim ben size. Eterna'yı seçtikten sonra Tekrar ton eğrisine geleceğiz. Bu sefer ton eğrisini artı bir buçuk parlak alan artı bir buçuk gölge ayarı yapacağız. Ardından renk eksi birdeydi. Renk eksi biri de normale getireceğiz ve bu şekilde bir çekim yapacağız. Eterna artı bir parlak alan artı bir gölge Evet sevgili dostlar, benim size tavsiye edeceğim ince, eğer ki sadece film benzetimleriyle video çekecek iseniz bu ayarlarda denemeniz, hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanmanız. Böylelikle de daha sonraki video işleme programlarınızda herhangi bir renk düzeltmesine ihtiyaç duymaksızın beğendiğiniz bu seçeneklerden birini kullanıp arzu ettiğiniz gibi çekim yapmak. Ama tekrar unutmayın, sabit çekimlerde mutlaka beyaz dengenizi ayarlayın, ayarlayın, ayarlayın. Renk doğruluğu için en önemli unsur beyaz dengesinin doğru ayarıdır. Seç beğen al taze çıktı bunlar. Doktor kendi haline bırakın dedi. Bütün bu kayıtlar bittikten sonra yaptığım şey çok basit. Hepsini bilgisayara aktarıyorum ve ondan sonra benim kullandığım program Final Cut Pro orada da işliyor ve içerikleri yayına hazır hale getiriyorum. Bugün size neredeyse bütün sırlarımı açıkladım. Sizin için daha ne yapayım bilmiyorum. Üstelik başkaları gibi bunu para karşılığı ya da kurs gibi sebeplerden dolayı yapmıyorum. Karşılığındaki tek beklentim abone olmanız ve bu içeriklerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına bana yardım etmeniz. Sevgili dostlar, videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için sağ olun. Hak ediyorsa beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ama lütfen iyisiyle kötüsüyle yorumlarınızdan da beni sakın mahrum etmeyin. Huzurla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.